Gel. Sonuçlar geldi. Cesette bulunan parmak izleri Nermin Seçkinoğlu'na ait. Tam tahmin ettiğim gibi. Artık tutuklama emri çıkartabiliriz. Ben hemen şu işlemleri başlatayım. Vedat, dur biraz, acele etme. Neden? Daha neyi bekleyeceğiz ki amirim? Her şey ortada. O kadın aleyhine bir kanıt daha bulursak kıskıvrak yakalarız. Şimdi sen git telefonunu dinlemek için izin çıkarmaya çalış. Hadi dediğimi yap. Nermin, yani bu arada akşam var ya aklımı alıyordun aklıma. Senin yüzünden hazır işim bozuluyordu yeminle. Benim yüzümden mi? Asıl senin taraf ağzını bozdu. Tövbe yarabbi. Kusura bakma da yani sen de bir anda böyle kaynana havalarına bürünüverdin. Aman neyse canım neyse. Şimdi bunu konuşarak nişan alışverişimi şey yapmayayım. Ay. Nemel bak bu nasıl? Ha, eyvallah çok güzel. Tıpkı Rahim'in kıyafeti gibi. Nermin bu ne Allah aşkına? Yaslamayayım ben. Nişan alışverişi diyorum. Nişan alışverişi Nermin. Bu ne? Bunu sen giy ya. Kız bak işte mesela bu. Ne kadar iç açıcı. Gördün mü? Kız bana bak. Yoksa biz ilk önce kaleyi içeriden mi kuşatsak? Yukarıda iç çamaşırı bölümü var kız. Şöyle gidelim. Biraz macera perest şartiyerler, virdörler falan bakalım ne olursa ne diyelim. Hadi hadi. Aa, kız sen ne yapıyorsun burada? Siz de mi buradaydınız? Biz de buradaydık. Nişan alışverişi yapıyoruz Nermin'le. Gerçi birazcık tuzlu ama olsun ayol, olsun. Kaç kere nişanlanır bir insan hayatında? Sen ne yapıyorsun? Ben denemeden bir iki şey almıştım da onlar bol geldi. Biraz kilo vermişim üzerine afiyet. Onları değiştirecektim. Zayıflamışsın. Ha, 58 bedenden 44'e düştün. Eridin vallahi. Hadi ben yukarıdayım. Hadi Emel'cim hadi. Yıkıcık. Niye bunu koluna takıp gezdiriyorsun? Serp Bey rica etti, kıramadı böyle nişan alışverişine yardım eder misin dedi. Kaç yıldır komşumuzsun sırasında. Can çıkar, huyu çıkmaz demişler değil mi? Orası öyle tabii. Neyse, ben de gidip iade edeyim, değiştireyim şunları. Hadi kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Emel buradayken hayatta iade edemem bunları. Oyalanacağız mecbur. Emel'cim bir yardım edeyim diyorum. Hepsini sen topladın. Ay yok yok. Hoşuma gidiyor böyle elim kolum dolu mahalleye girince. Ne yaptınız bakalım? Benim güzel karım, güzel nişanlım. Her şeyini aldın mı bütün ihtiyaçlarını? Ay Sarp görsen neler aldım neler. Ay hiçbir şeyim eksik kalsın istemiyorum. Ne de olsa yeni evli olacağız. Nermin biliyor. Vallahi içten dıştan kuşandım senin için. Aa! Ay bak görüyor musun neyi unuttum ben? Ya pomponlu terliğim yok benim. Pomponlu terlik almayı unuttum. Yeni evli bir kadın pomponlu terliksiz olur mu ya? Hayatım gerçekten çok büyük eksiklik. Hep senin yüzünden Nermin. Son dakika kek kalıbıydı bilmem neydi. Kendi işlerini koşturdun unutturdun bana terliği ya. Ay kusura bakma Emel aklıma gelmedi gerçekten. Kek kalıbıydı bilmem ne aklıma aldın son dakika. Avukat aradı. Cesedin ön otopsi raporu çıkmış. Ceset başka birine ait, kimsesiz birine ait. 8 ay önce gömülmüş. Başka bir ceset daha mı varmış orada? Tuhaf ama gerçekten öyle. Neyse ki bizim gömdüğümüz değil. Neyse ki. Yalnız var ya ikinci bir cesede bu kadar sevineceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ne çabuk bırakıp geldin de. Ne oldu Nermin rahatsız mı ettim? Ne var ayol çabuk gidip gelemeyecek? Poşetleri atıverdim kapıdan. Pomponlu terlik almaya çıkacağım yeniden çarşıya. Bana bak siz ne konuşuyordunuz? Teşekkür ediyordum Nermin'e her şey için. Niye? Ne yaptı ki Nermin teşekkür edilecek? Yani Nermin benim bunca senelik komşum. Komşuluk vazifesini yerine getirdi. Sarp'cığım ben ne düşündüm biliyor musun? Şimdi benim pomponlu terliğim yok ya. Senin de deri terliğin yok. Bence biz senin deri terliğini almaya birlikte çıkalım çarşıya. Hadi hoşça kal Nermin. Kolay gelsin. Sana her şey için teşekkür ederim Sarp. Bana yardım ettin. Kendini tehlikeye attın gerçekten. Rica ederim. Hiç önemi yok. Beni ele vermemen gerçekten cesurca bir davranıştı. Sağ olasın. Bak Nermin sen çok iyi bir insansın tamam mı? Artık lütfen bunları takma kafana. Tehlike geçti. Yaptıklarımı asla unutamam. Ben bir ceset gömdüm. Yani bunu daima vicdanımda bir yük olarak taşıyacağım. Şimdi yakaladık onu. Görüşürüz.
Şimdi olan biteni kızlara anlatmalıyım. Alo Elif. Merhaba canım. Müsait misin? Bana gelsene biraz konuşalım. Bak Gülşah'ı da çağıracağım. Tamam canım. Bekliyorum. Efendim Nermin? Tamam canım. Geliyorum. Hemen. Tamam. Görüşürüz. Kudret, ben Nermin'e gidiyorum. Şu fermuarımı açar mısın? Üstümü değişeyim. Tamam hayatım. Hayatım hazır açmışken diyorum ki... Bak şimdi. Ne dersin? Yasemin. Ne haber canım? Çöp mü attın? Çöp attım. Ya bugün uğrayamadım sana. Nasılsın? İyiyim canım. Nermin'e çaya gidiyorum. Sen de gelsene. Havan değişir. Hiç o havada değilim. Gerçekten. Ha, yüzünüzden soğudum diyorsun yani. Kız deli misin sen? Ne alakası var? Hadi gel o zaman. Bak suratın kaşık kadar kaldı. Nermin börekle çörekle besler seni. Hadi. Gel. Artık hakikaten yetti ya. Bütün evrakları imzalamış göndermiş, düşünebiliyor musun? Bayağı göz almış yani bu işin bitmesine. Ne koşacağım peşinden ya? Benim için de bitti artık. Hay Allah ya, çok üzüldüm Elifciğim. Dur ben kapıya bakayım, gelin. Geldim. Baksana kimi getirdim. Hoş geldiniz kızlar. Geç canım, geç içeri. Hoş geldin. Bravo Gülşah yani. Zaten kadının acısı başından aşkın. Sen de onu buraya getiriyorsun. Biz baş başa böyle polis hakkında konuşacaktık sizinle. Polis mi? Yine ne oldu? Ne konuşuyorsunuz siz orada ya fısır fısır? Hiç. Yokmuş. Hayır, ben kendi derdimle hiç ilgilenemedim sizinle. Bir şey mi oldu kızlar bilmediğim? Canım, bizim gizli saklımız mı var? Tamam o zaman anlat, dinliyoruz. Nermin, dilini mi yuttun? Anlatsana. Ben bir çay koyayım, öyle anlatayım her şeyi. Ben de kapıya bakayım. Merhaba. Merhaba. Bakın, halı yıkama makinesi, su arıtma cihazı falan satıyorsanız istemiyoruz. Şimdiden söyleyeyim. İyi günler. Hanımefendi, polis. Nermin Seçkinoğlu. Nermin Seçkinoğlu. Halil Kandemir'i öldürmekten tutuklusunuz. Hazırlanın, bizimle geleceksiniz. Altını kapatmayı unutmayın. Kurabiyelerin üstüne de böyle havlu peçete serin. Nemlenmesin. Ben geleceğim ben. Buyurun gidelim. Bizim Nermin dünya yansa yıkılsa kendine hakimiyetini yitirmeyen, tertip düzenine dikkat eden bir kadındı. Bizler onu her zaman hayret ve hayranlıkla izlemiştik. En büyük felaket anlarında bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.